Kaç Kalori'ye hoş geldiniz. Gün içinde besinlerin kalorisini takip etmek bana ne fayda sağlayacak diyenleriniz olabilir. Bu nedenle kaç kalorinin faydalarından isterseniz biraz size bahsedelim. Gün içinde çok fazla besin tüketiyoruz, hepsinin kalorisini evet bilmiyoruz. Belki de bazen gözünüze ufak gelen porsiyonlar aslında kalori açısından o kadar da ufak olmayabilir. Bu nedenle gün içinde kalori takibi yapmak özellikle kilo denetiminde gerçekten çok fayda sağlayacaktır. Kalori takibi yapmak kilo denetiminde evet önemli. Bu sizden gelen çok önemli bir soru. Hatta çokça alıyoruz. Ama sadece kalori takibi yapmak bu işin %70'ini oluşturuyor. Bir yandan da besin içeriğine dikkat etmemiz gerekiyor. Peki kalori takibi hangi noktada önemli? Gün içinde çok fazla miktarda besin tüketiyoruz ve bazen bu porsiyonlar ufak olabiliyor ama aslında kalorisi o kadar da ufak olmayabiliyor. Bu nedenle kalori takibi devreye girmiş oluyor. Kilo denetiminde kalori takibi dediğim gibi evet önemli ama işin temelinde bu yok. Şimdi kalorisini hesaplayacağımız besinlere geçebiliriz. Bugün vazgeçemediğimiz kahvaltılıkların başında gelen susamlı simidi masaya yatırıyoruz. Hemen kalorisine kaç kaloriden bakıyorum. Orta boy bir susamlı simit 272 kaloriye denk geliyor. Benim buna alternatif olarak sunabileceğim bir de tahıllı simidim var. O 283 kalori ama ikisinin arasında tercih edecek olursam ben tahıllı simidi seçerdim. Çünkü belki evet kalorisi daha fazla ama gün içinde tahıllı simit çok daha fazla doygunluk hissetmemi sağlayacak. Peki porsiyonu ne olmalı derseniz de dediğim gibi 272 kaloriye sahip bir orta boy. Bu aslında fazla bir miktar ve 4 dilim ekmeğe eşdeğer. Bunun yerine 2 dilim ekmeğe denk gelecek şekilde yarısını tüketebilirsiniz. Eğer bir yerden bir yere koşturma derdinde değilsek ya da işe, okula yetişmiyorsak mutlaka simidin yanında bize eşlik eden besinler olur. Eğer sizin de merak ettiğiniz besinler varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Biz bu hafta için sizlere üçgen peynir seçtik. Bir de çikolatalı fındık kreması seçtik. Çikolatalı fındık kremasının yanında ben alternatif olarak yer fıstığı ezmesi seçtim. İsterseniz ilk olarak üçgen peynirimle başlayayım. Üçgen peynir 15 gram olarak satılıyor. Tam yağlı ve light seçenekleri var. Tam yağlı seçeneğine kaç kaloriden bakıyorum. ...15 gramı tam yağlı da 39 kalori verdi. Bu aslında çok yağlı bir peynir. Eğer ki üçgen peynirin light olanını tercih ederseniz kalorisi 24'e düşüyor. Bu ikisi arasında ben tercih yapacak olursam yarım yağlı seçeneği olmadığı için light olanını tercih ederdim. Çünkü zaten bu peynir kendiliğinden yağ barındırıyor. 39 ve 24 arasında da tercihim tabii ki 24 kaloriden yana olurdu. Simidin yanına eşlik edenlerde devam edersem çikolatalı fındık kremasına geliyorum. Kaç kaloriden çikolatalı fındık kremasının kalorisine bakıyorum. 27 kalori bir tatlı kaşığına baktım ve bu bir tatlı kaşığında 0.30 gram protein içeriyor. Tabii siz bunun cazibesine ve gerçekten tatlılığına kapılmayıp kaşık kaşık tüketmemeye, porsiyon kontrolü yapmaya özen gösterin. Buna dediğim gibi alternatif olarak bence daha sağlıklı yer fıstığı ezmesi var. Şimdi onun kalorisine bakıyorum. 1 tatlı kaşığında yer fıstığı ezmem 35 kalori ve 1.44 gram protein içeriyor. Burada hem daha fazla sağlıklı yağ var hem belki de koruyucu yağlar o kadar fazla zengin değil. Bu nedenle benim tercihim yine porsiyon kontrolü yaparak yer fıstığı ezmesinden yana olurdu. Sizler için daha önceden porsiyonlarını göstermek adına hazırlamıştım. 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi bu kadara denk geliyor. 1 tatlı kaşığı çikolatalı fındık kreması ise tam olarak bu kadar. Dediğim gibi porsiyon kontrolü çok önemli. Peki porsiyonu ne olmalı derseniz de dediğim gibi 272 kaloriye sahip bir orta boy. Bu aslında fazla bir miktar ve 4 dilim ekmeğe eşdeğer. Bunun yerine 2 dilim ekmeğe denk gelecek şekilde yarısını tüketebilirsiniz. Bir de susamlı simidin yanında sokak simidi var. Bildiğim kadarıyla sokak simidinde biraz daha fazla maya ve simit şırası kullanılıyor. Bu nedenle de biraz aralarında kalori farkını gözlemleyebilirsiniz. Peki ya bu kahvaltılıklar bizim için tek başına bir şey ifade eder mi? Dürüst olalım ki çay olmadan sofralarımız eksik kalıyor. Yanında mutlaka çay istiyoruz bir kahvaltımızın. Bilmeyenler için oldukça ilginç bir bilgi verelim. Eğer çayı şekersiz içerseniz
Çayın kendisi aslında 0 kalori. Fakat burada dikkat edilecek bir nokta var. Eğer ki demir eksikliğiniz varsa belki de çayı açık tüketmeniz ve içine birkaç damla limon sıkmanız sizin için çok yardımcı olacak. Şimdi öğle yemeğiyle devam edelim. Öğle yemeğinde bugün sizler için seçmiş olduğum alternatif bolognese soslu makarna. Bir tabağı 419 kalori. Diyette makarna mı yenir diyebilirsiniz ama diyetin dengeleme işi olduğunu unutmamak gerekiyor. Evet, diyette makarna yenir. Buna alternatif olarak ise sebzeli kepekli makarnayı tercih edebilirsiniz. Bunu da evde pratik olarak hazırlayabilirsiniz. Sebzeli kepekli makarnanın bir tabağına bakıyorum. Sebzeli kepekli makarnanın bir porsiyonu 249 kaloriye denk geliyor. Bunun yanına bir kase yoğurt tüketerek dengeleme yapabiliriz. Bir kase yoğurdumda 111 kalori. Böylece yine eşit miktarda doygunluk sağlamış olacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta dediğim gibi porsiyon kontrolü. Bolognese soslu makarnayı tek tüketmemiz gerekiyor ki kalori miktarını daha fazla aşmayalım. Sıra geldi akşam yemeğine. Mısırlı ton balıklı yeşil salatamız var. 327 kaloriye denk geliyor bir porsiyonu. Yanında bir dilim tam tahıllı ekmekle yersek çok sağlıklı bir öğün yapmış olacağız. Belki yanına bir şişe de soda ekleyebiliriz. Tam tahıllı ekmeğimin birinci dilimi de 68 kaloriye denk geliyor. Aslında bütün bir günü dengelemek adına çok sağlıklı bir akşam öğünü olmuş oldu. Son olarak ara öğünlere de değinelim. Gün içinde ister istemez farklı sebeplerden, çevresel etmenlerden çok fazla geriliyoruz ve akşam saatlerine doğru yeme isteği çok daha fazla artmış oluyor. Belki eve gittiğinizde, televizyon izlerken ya da başka bir şeylerle uğraşırken, iş yaparken sürekli canınız çikolata isteyebiliyor çünkü mutluluk hormonu arıyorsunuz. Bu noktada da iki seçeneğimiz var. Sütlü çikolata ve bitter çikolata. İsterseniz bitter çikolatanın kalorisine birlikte bakalım. Hatta elim dolu olduğu için kaç kalorinin yazı özelliğini değil, sesli arama özelliğini kullanacağım. Bitter çikolata. Kaç kalori? Bana bitter çikolatanın 2 küçük parçasının 10 gram olduğunu, bunun da 48 kaloriye denk geldiğini verdi. İster sütlü çikolata tercih edin, ister bitter çikolata tercih edin ama mutlaka yanına ya fındık, ceviz, badem gibi yağ grubundan ya da süt, yoğurt gibi bir süt grubundan besin ekleyin. Benim tercihim bugün tam yağlı süt oldu. Bir bardağı 200 mililitreye denk geliyor ve 122 kalori. Bu ikiliye alternatif olarak bugün mandalinam var. Hem de kış geliyor, kış iyice kendini hissettirmeye başladı. C vitamini açısından oldukça zengin. Karaciğer kanserini önlemede çok yardımcı ve de vücut bağışıklığını güçlendirmede oldukça etkili bir meyve. Hem de çok sağlıklı bir ara öğün yapmış olacaksınız. Bir orta boy mandalina 63 kaloriye denk geliyor. Bir ya da iki ile sınırlamakta fayda var. Biz 3 ana öğün ve bir ara öğün için alternatifleri sizlere sunduk. Gün içinde tüketmek sizden. Eğer ki daha fazla haftaya incelememizi istediğiniz ürünler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Haftaya sizler için onları inceleriz. Afiyet olsun.